Değerli Beşkonak TV izleyicileri, bildiğiniz gibi Beşkonak'ın en eğlenceli haberleriyle sizlerle beraber oluyorduk. Bugün ise Beşkonak TV sosyal medya hesaplarından merak ettiğiniz ve bizlere sormak istediğiniz soruları cevaplayacağız. Hadi bakalım. İlk sorumuz Ballıbucak'tan İsmail Sudan Bey'den gelmiş. Bakalım İsmail Bey'in sorusu neymiş? Hemen sorularımıza geçip cevap vermeye çalışalım. Ballıbucak'tan İsmail Sudan demiş ki, Sayın Beşkonak TV spikeri, bildiğiniz gibi Türkiye 2021'de uzay alanında atağa geçti ve ilk aya çıkacak Türk astronotu bulmaya çalışıyor. Benim önerim aya sen git. İsmail Bey, teşekkür ederim teveccühünüz. Çok sağ olun. Ve devam etmiş. Kiyonke Aap Şahin Rehehe. Bu ne ya? Sorunun cevabı Urduca gelmiş. Pakistan dilinde. Kiyonke Aap Şahin Rehehe. Bakalım, neyse ki teknoloji var Beşkonak TV. Teknolojiyle iç içe bildiğiniz gibi. Soralım translator'a. Kiyonke Aap Şahin Rehehe. İsmail Bey, tevellüt kaç senin ya? Nasıl sorular soruyorsunuz? Tevellüt nerelerde sizin? Çocuk musunuz? 50 yaşında mısınız? Belli değil. Kiyonke Aap Şahin Rehehe. Çünkü siz parlıyorsunuz. Yani aya çıkılacak ya, ay gibi parlıyorsunuz demek istemiş. Ve hız kesmeden ikinci sorumuza geçiyoruz. Birinci sorudan ne hayır gördüysek artık. Bu sorumuzu da Çaltepe köyünden Ahmet Ersoy Nergis sormuş. Hemen bakıyoruz sorumuza. Ahmet Ersoy Nergis, ben sualimi toplumu ilgilendiren bir zaviyeden sormak istiyorum demiş. Hay hay efendim, İsmail Sudan gibi cıvıtma yeter. Her türlü soruya biz açığız. Problem yok. Son zamanlarda çıkan haberlere göre virüs vaka artışlarından dolayı oteller açılamamış ve oteller ürün alamadıkları için patates ve soğanlar depolarda üreticinin elinde kalmış. Hükümet de çözüm olarak depoda kalan bütün patates ve soğanları üreticiden satın alıp halka ücretsiz dağıtma kararı almıştı. Ha işte bana böyle sorularla gelin. Devamını okuyalım sorunun. Ama görüyorum ki bu operasyon başarısız olmuş. Çünkü sen hala Beşkonak TV ekranlarındasın. Ne alaka? Bu haber gerçek olsaydı seni halka ücretsiz vermeleri gerekmez miydi? Çünkü senin kafan görünüş itibariyle tam bir nide patatesi gibi demiş ve sorunun sonuna gülmekten yarılan emojiler eklemiş. Cevap mevap yok bu soruya ya. Geçelim üçüncü soruya. Üçüncü ve son sorumuz ise Yeşilbağ köyünden Adem Okudan'dan gelmiş. Hadi Adem Okudan, beni üzmeyeceğini, mahcup etmeyeceğini, Yeşilbağ'dan insan gibi bir soru çıkaracağını düşünüyorum. Hemen sorumuzu okumaya başlayalım. Adem Okudan'ın sorusu da şöyle. Öncelikle Beşkonak TV'yi başarılarından dolayı kutluyorum. Eğlenceli haberlerin devamını bekliyorum demiş. Şahsım ve ekibim adına teşekkür ederim Adem Bey. Teveccühünüz sağ olun. Soruya devam edelim. Beşkonak TV'de her şey güzel, hoş, iyi de ekran yüzü sıkıntılı. Şöyle el ayağı tipi düzgün, göze hitap eden bir spiker bulamadınız mı? Haber saatlerinde korkmasınlar diye çocukları odadan dışarı çıkarmak zorunda kalıyorum demiş. Ve parantez içinde eklemiş. Değerli spiker Nuri Bey, saçlar lens mi demiş. Ulan Sayın Adem Okudan, bu nasıl soru ya? Bir de güvendik ta Yeşilbağlardan dedik. Yayla havası, temiz hava, insan gibi bir soru çıkar dedik. Benim bir kere kalbim demiş, kalbim. Yani tip... Bugün veda konuşması falan yok lan. Kapatın televizyonu.